Kurtlar Vadisi Pusu 261. bölüm 7 yaş ve üzeri için uygundur. Şiddet ve korku içerir uyarısı. Beyaz zeminde uçuşan siyah P ve A harfi sarı bir fonun içinde kaldı. Çevresi siyah çerçeveli logonun altında Pana Film yazdı. Kurtlar Vadisi Pusu. Oyuncuların görüntüleri eşliğinde jenerik akıyor. Polat Necati Şaşmaz, Leyla Çiğdem Batur, Cahit Cahit Kayaoğlu, Akif Ali Buhara Mete, Erhan Erhan Ufak, Safiye Gaye Gürsel, Pusat Görkem Sevindir, Fehmi Kuzuzade, Levent Can, Hakkı Yılmaz Meydaneri, Mete İbrahim Gündoğan, Zülfikar Ağa, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Raskon Selahattin Bey, John Levent Sürün, Yasin Ertuğrul Şakar, Andre Orhan Edip Ertürk, Timur Burak Sevinç, Hoca Vural Yayan, Ozi Özgür Teke, Elif Doğan Sakarya, Profesör Martin Mauro Martino, Algis Algis Kibartaş, Hüsnü Adnan Erdoğan, Erdem Kezban Tezcan, Aynura Esra Şengüal, Talha Bilgehan Birincioğlu, Alptekin Ali Muzaffer, Post Production Emrah Canoğlu, Kurgu Barış Kılıç, Sanat Yönetmeni Tonay Türköz, VFX Güngören Atilla, Yardımcı Yönetmen Evrim Yöney, Müzik Gökhan Kırdar, Lopus, Yapım Koordinatörü Fahrettin Kayaoğlu, Görüntü Yönetmeni Mustafa Kuşçu, İkinci Yönetmen Selahattin Sancaklı, Uygulayıcı Yapımcı Salih Can Polat, Senaryo Pana Yazım Grubu, Yönetmen Doğan Yiğit Karaca, Yapımcı Pana Film. Karanlığın içinde yoğunlaşan kızıl zerreciklerden oluşmuş alevi andıran bulut dağılıp kaybolurken Kurtlar Vadisi Pusu yazısı belirdi ve şöyle yazdı. Türkiye'nin bu karanlık ve puslu vadisinde yaşananları anlattığımız bu dizideki kişiler ve kurumlar tamamen hayal ürünüdür. 261. bölüm. Gece teleferik istasyonu. Aynura, Safiye sana emanet. Yasin, teleferik sende. Tamam abi. Cahit, sen benimle geliyorsun. Safiye oturup sırtını bir köşeye vermiş, kımıldayamıyor. Polat turnikeden geçti, çıkışa doğru ilerliyor. Cahit ardında. Andre yüzünü şehre dönmüş, ellerini ovuşturuyor. Hadi gidiyoruz. Stefan geride mahcup, başı önündeydi. Onunla yürüdü. Sol ayak diz üzerinde, kanlanmış bir sargı pantolonunun üstünden bağlı. Onlar da turnikelerden geçtiler. Adamları yürüyen merdivenleri kullanıyor, Andre asansörü çağırdı. Stefan da onunla birlikte. Andre elini sırtına koyup kabine yönlendirdi. Andre düğmeye bastı, kapı kapanmadan bakışıp kafa sallaştılar. Soldan sağa doğru kapanan iki panelli paslanmaz çelik kapı kapandı. Polat ve Cahit büyük adımlar atarak ama yavaş akan zamanla biraz rampa bir yoldan aracın yanına yürüyorlar. Cahit şoför mahalline geçti, Polat onun yanına. Yasin teleferik kabininin yanında istasyon çıkışına doğru yürüyüp geri döndü. Üniformalı ve tüfekli. Arkada bir siyah sancak askeri daha var. Yasin'in kulağında marul kablo, beyaz bir kulaklık takılı. Kulaklıkları sadece tek kulaklarına takıyorlar. Sen burada kal. Yasin öndeki vagona geçip üzerindeki kumanda panelinden hareket ettirdi. Kabinin çift kanadı iki yandan kapanarak ortada buluştu. Yavaş yavaş istasyondan çıkıyor. Safiye'nin getirildiği vagon da Yasin'in bulunduğu vagona bağlı. O da hareket etti. Safiye ve Aynur'a içinde değil gibi ama cam parladığı için net değil. O vagonun kapısı da kapandı. Yasin gözlerini geniş camdan ileri dikmiş. Altında gittikçe küçülen binalar, şehir. Bakarken bir şey dikkatini çekti, hemen kulaklığına dokundu. Mezarlıktalar. Ellerinde makineli tabancalarla mezarlıkta üst bedenlerini eğmiş,
açık hedef olmadan ama seri bir şekilde ilerleyen takım elbiseli adamlar mezarların arasına dağılıyorlar. İleriden siyah sancak askerleri geliyor. Onların üzerlerinde siyah üniformalar. Karanlıkta mermer mezar taşlarının arkasını siper alıp mevzileniyorlar. Siyah sancaktan birkaçı geniş bir mezarın mermer ayaklığının altına sindi. Ateş edip eğildiler. Karşı taraftakiler mezar taşının kenarına çıkıp yükseldiler. Ateş ettikten sonra hemen eğildiler. Yasin Magon'dan indi. Safiyeler yok. Yürüyen merdivenlerden koşarak yukarı çıkıyor. Bir adam kapısını çıkarıp tüfeğiyle ileri ateş etti. Bir başkası mezar taşının arkasını siper almış, sinerek yer değiştirdi. Siyah sancaktan ağaç arkasındaki ateş etti. Biri ateş ederek ileri koştu. Siyah sancak askeri ateş edince vurulup düştü. Siyah sancak askeri eğildi, kurşun son anda taşa isabet etti. Mezar taşlarında belirgin bir hasar oluşmadı. Otların kamufle ettiği siyah sancak askeri doğrulup kendi saat 2 yönüne ateş etti. Takım elbiselilerden biri sinmiş, üst bedeni eğik halde ilerledi. Ateşten de kurtulup bir mezar taşının ardına attı kendini. Yasin çatışma yerinde bir ağacın ardında esmer askeriyle bakışıp işaretleşti. Asker kafa salladı. Yasin uzun namlulu dürbünlü tüfeğiyle ateş etti. İleriden Andre'nin cipi, önünde eskort araçla, arkasında başka bir sedanla oradan ilerleyip geçti. Asker Yasin'e ateş edeni diğer yönden çıkıp vurdu. Yasin gözünü dürbüne yasladı, ateş ediyor. Esmer asker de diğer taraftan ateşe başladı. Mezarlığın dışındaki yolda ileriden bir araç yaklaşıyor. Araç Polat'ın cipi. Sağa dönüşte yolu biraz keserek durdu. Karşıdan Andre'lerin araçları geliyor. Polat kapısını açıp ateş etti. Cahit de indi. Aracın merdivenine basıp yükselmiş ama bir yandan da kapı ardına siper alarak ateş ediyorlar. Öndeki sedandan çıkanlar kapı arkalarına siper alıp karşılık verdiler. Polatlar sadece 2 kişi, arkadaysa 3 araç var. Siperinden çıkıp makineliyle ateşe başlayanı Polat indirdi. Bir başkası araçtan uzaklaşıp kendini yakınındaki ağacın ardına attı. Polatlarda tabanca, karşı tarafta hem tabanca hem de makineliler var. Polat aracın yanından uzaklaşıp seri bir halde kalın gövdeli bir ağacın ardına attı kendini. Cipten çıkan tüfekliyi Cahit ateş edip indirdi. Sonra Cahit de kapı ardından çıktı. Arabanın motor kısmının sol yanına verdi sırtını. Polat kolunu uzatmış, ağacın ardından ateş ediyor. Birini indirdi. Karşı taraftan arka arkaya iki kişi daha vuruldu. Tüfekli biri ağaç arkasından ileri koştuğu sırada Polat indirdi. Polat ağacın ardından hareketlendi. Yasin ona bakıp o da çıktı. Ateş ederek ileri koşuyorlar. Karşıda ağacın arkasından bir genç uzandı. Polatlara ateş edip çekildi. Polat ateş edince genç önce ayağından vurulup düştü, Polat daha sonra göğsünden vurdu. Polat cipin siyah camlı arka kapısına döndü. Cahit tabancasını elinden bırakmamış temkinli. Polat da namlusu ileri dönük halde ilerliyor. Kapıyı hızlıca açtı ama içi boş. Polat gözlerini irice açmış halde bir süre kaldı. Gözlerini birkaç kez aracın içinde dolaştırdı. Cahit'e döndü. Cahit gergince çevresine bakınıp hareketlendi. Yüzünde arabanın far ışığı. Hala oradalar Cahit. Hiç ayrılmadılar. İstasyona giren teleferik vagonunun kapısı iki yana otomatik olarak açıldı. Komutanım. Yasin'in sen kal dediği siyah sancak askeri. Andre vurdu. Asker tüfeği elinde, sırt üstü yere yığıldı. Andre üzerinde genellikle olduğu gibi siyah bisiklet yaka bir tişört, siyah trenç kotu koyu renk pantolonuyla dönüp vagona baktı. Stefan da indi. Birlikte yürüdüler. Stefan biraz aksıyor. Sarışın dışarıda bir aracın içinden çıktı. Andre ve Stefan aracın yanına geliyorlar. Sarışın şoför mahalline geçiyor. Andre yürürken tabancasını sanki tüfekmiş de sırtına vurmuş gibi namlusunu omzuna koymuş. Arkaya geçtiler. Mezarlıkta esmer asker eğilerek yerinden çıkıp ileri doğru koşarken ateş etti. İlerleyip ince gövdeli bir ağacın ardına attı kendini.
Birini indirdi. Yasin suratını kasıp dudak kenarlarını aşağıya doğru çekerek baktı ve soluna koştu. Üst bedeni hafif eğik, elinde uzun namlulu tüfeği. Esmer de çevresine bakıp sanki tehlike geçmiş gibi biraz daha az temkinli ama yavaşça yürüdü. Mezarların arasına sinmiş siyah sancak askerleri yerlerinden çıktılar. Esmer'in arkasından ilerliyorlar. Yerlerde ölü, takım elbiseli adamlar. Aralarından geçip kontrol ediyorlar. Polat'ın aracı kilit taş döşeli yolda ilerledi. Durduğu noktanın sol tarafından Yasin yanlarına koştu. Polat gözlerini irice açmış. Hesap sorar gibi bakıyor. Yasin? Yasin eğdi başını. Maalesef abi. Polat sağ eliyle yakasına yapıştı ama çekip sarmadı. Eli yakasında kaldı öyle. Yasin'in başı önünde. Polat elini çekmeden gözlerini hırsla yumup sıktı. Üst bedenini hafifçe öne eğdi. Dişlerini sıkıp dudaklarını açtı. Derin derin soluklar alırken omuzları kalkıp iniyor. Çekti elini. Gerginlikten çene altındaki gıdısı şişmiş. Başı sağ yanına çevrili. Gözleri boşluğa sabit, hafif kısık. Stefan aracın sol arkasında başını Andre'ye çevirdi. Tekrar görüşeceğiz. Polat Alemdar. Stefan önüne bakıyor, Andre'nin yüzünde keyifli bir ifade. İki yanı ağaçlık bir caddede ilerden siyah renk minibüs yaklaşıyor. Efendim, yüzünü görebildiğimiz tek kayıt bu. Minibüsteler. Göster. Adamı Mete'ye tabletten görüntü açtı. Video görüntüsünde Yusuf evin içinde bir odaya girdi. Gece vakti oda pencereden giren ay ışığıyla loşlaşmış ama hala karanlık, kinli, sessiz hareket ediyor. Daha fazla büyümüyor mu bu? Adamı parmaklarını Yusuf'un yüzüne getirip görüntüyü iki yana açarak görseli genişletti. Çok net değil, Yusuf sakallı, başı önünde. Mete dikkat kesilip gözlerini irice açtı, başını yaklaştırdı. Gerilmiş halde çevirdi sonra başını. Lüks minibüste koltuklar krem rengi deriden. Mete'nin göz kapakları düşük, göz altlarında torbalar var. Saçı sakalı beyaza yakın kır. Sol yanağında minik kanlı bir kesik var. Telefonunu çıkardı. Halife Samet'i diye kaydettiği John'u aradı. John masasında oturmuş, önünde bir harita açık. Elindeki kalemi bırakıp telefonunu aldı. Yusuf yaşıyor. Nasıl olur? Hani ölmüştü? Tek bildiğim hayatta. Ve senin peşinde. Kendini kollasan iyi edersin. John telefonu kapatıp dudaklarına bastırarak bir süre düşündü. Sandalye arkalığına yaslandı, eli sarı sakalında. Bundan sonra şeride katılmaya kalkan her gönüllüyü ben göreceğim. Önce bana biat edecekler, elimi öpecekler. Ondan sonra katılacaklar. Emredersiniz. Elini kapıya doğru sallayarak çık işareti verdi. Pit çıkarken o gözlerini önüne sabitlemiş, bıyığıyla oynuyor. Arkasındaki duvara ahşap çerçeveyle dönülmüş bir Orta Doğu haritası asılı. Gece devam ediyor. Erkeklerin masalarda okey oynadığı, tavla döndüğü bir kahvehane. Ortada döküm, gri boyalı eski bir soba. Yusuf gömleğini pantolonunun üzerine çıkarmış. Sırtında siyah bir çantayla ağır adımlar atarak kahvenin önüne yaklaştı. Dışarıdaki etrafı ahşap çitlerle çevrilmiş. Balkon kısmında da masalar var. Yusuf elindeki minik kağıda bakarak içeri girdi. Okey dönen bir masa, başlarını çevirip yabancıya baktılar. Yusuf da zaten birine bakınıyor gibi gözlerini masalarda gezdiriyor. İçeridekiler genelde orta yaş üzeri adamlar. Çok kalabalık değil. Yusuf boş bir masanın yanına yürüyüp çantasını sandalyeye bıraktı. Oturdu. Yan masada gazete okuyan yaşlı bir adam var. Çay ocağındaki sakallı, başının tepesi kelleşmiş adam elindeki tepside bir bardak çayla dışarı çıktı. Gözleri Yusuf'ta. Önüne belden siyah bir önlük takmış. Çayı yaşlı bir adama verip Yusuf'a döndü. Ne içersin? Çay. Nuri'yi arıyorum. Sakallı kahveci sert bakışlarıyla geri döndü. Burada olduğunu söylediler. Ne yapacaksın Nuri? Bir arkadaşım yolladı. Kim? Benjamin Franklin. O da kim? Yusuf sağ elini rahat bir tavırla cebine attı. Esmer, kalın kaşlı, simsiyah sakalları var. Masanın üzerinden $100 sürdü adamın önüne.
O acı Franklin tek başına yetmez yalnız. İkisinin şahadeti gerekir. Eliyle doların üzerine abanmış bekliyor. Yusuf bir Benjamin daha koydu masaya. Kahveci iki yüzlüğü de alıp önünün cebine attı. Yusuf'a bakarak yürüdü. Yusuf'un saat 11 istikametine kalan duvarda üzerine fotoğraflar iğnelenmiş kadife kaplı bir pano var. Kahveci ocağa girip hafif arkasını döndü, cebinden telefonunu çıkardı. Yusuf pür dikkat ona bakıyor. Adam arama yaptı, bekliyor. Tamamen arkasını döndü Yusuf, dudaklarını okuyamaz. Dönüp Yusuf'a baktı, tekrar arkasını döndü. Polat hastanenin camlı döner kapısından içeri girdi. Cahit de peşinde. Solunda Hüsnü. Hoş geldiniz efendim. Safiye nasıl? Hayati bir tehlikesi yok. Hastanemize geldiğinde var olan sağlık problemleri. Safiye'ye ne yapmışlar tespit edebildiniz mi? Uzman kadromuz hassasiyetle ilgileniyorlar Cahit Bey. Safiye yatakta gene külçe gibi, başında iki hemşire, ayak ucunda bir doktor. Bir hemşire daha, sağ yanda başka bir doktor daha. Herkes bir şeylerle meşgul. Safiye'nin gözleri açık. Hemşirelerden biri elinde tepsiyle odadan çıktı. Koridordan Polatlar geliyor. Hemşire kenara çekilip yol verdi. Açık kapının önünde durdular. Polat merakla içeriye bakıyor. İki kişi Safiye'ye doğru eğilmiş bir şeyler yapıyorlar. Daha sonra bir durum değerlendirmesi yapacağız. Bir süre sonra Safiye Hanım'ın genel durumuyla ilgili size daha ayrıntılı bilgi vereceğiz. Acele edin Hüsnü. Elbette efendim. Katın güvenliği sağlandı mı? Gerekli bütün tedbirler alındı. Ancak bu arada size bir bilgi daha aktarmam gerekiyor. Ne oldu? Pusat bir ameliyat aldık. Ne? Ne olmuş Pusat'a? Karnından bıçaklanmış halde hastanemizin önüne bırakmışlar. İç kanaması var. Polat gözlerini irice açtı. İki kaşın arasında her zaman var olan dikey çizgi daha da derinleşti. Cahit'le bakıştılar. Anlat bakalım. Nasıl oldu bu? Adamlarımı Pusat'ın bütün mekanlarına saldım. Pusat kumarhaneye geldiğinde adamlarıma saldırmış. Ofiste de beni kendi koltuğunda otururken görünce aklı başından gitti. Bana saldırdı. Sen ne yaptın? Gerekeni yaptım. Deştim. Anlaşıldı. Sen şimdi git. Kendine birkaç sağlam adam bul. Hadise Polat Alemdar'ın kulağına gidince kapını çalacaklardır. Settar Ağa'nın yeğeni Beran Pusat'tan az etmiyor. Amcasını ölüme Pusat'ın götürdüğüne ikna edersek işimize yarayabilir. Sen dediğimi yap ve benden haber bekle. Kiminle çalışacağımıza ben karar veririm. Tayfun gerilip yutkundu. Ayakta el pençe bekliyor. Hakkı oturduğu yerde başını gergince önüne alıp koltuğunda hafif kımıldandı. Andreler büyük bir odaya girdiler. İçeride oturma grubu, geride bilardo masası. Duvara asılı bir gitar. Andre bir anda Stefan'ın yakasına yapışıp onu kapıya yasladı. Sana şu kumar sevdasını bırak demiştim Stefan. Bu başını açtığın kaçıncı bela? Stefan ürkek, gözleri yerde. Bıraktı yakasını. Stefan yakasını düzeltip çekildi. Evet. Profesör Martin geldi. Alın içeri. Peki. Sarışın gitti. Stefan başı önünde ayakta bekliyor. Andre ona bakıp Safiye'yi rehin tuttuğunda yatırdığı koltuğa yürüdü. Koltuğun yanında bir koltuk daha var. Ortada geniş, yere yakın ahşap bir sehpa. Stefan gerideki masanın sandalyesine geçti. Andre'nin saat 2 istikametinde. Martin kim? Destedeki papazlardan biri. Sarışın girdi, kapıyı ardına kadar açıp önünde durdu. Andre gözleri kapıda oturuyor. Sol el yüzük parmağında gümüş bir yüzük var. Martin girdi. Profesör Martin. Sophie'yi bize getiren dostumuzdur. Stefan başını öne sallayıp selam verdi. Martin de aynı şekilde karşılık verdi. Stefan. Sophie'yi Polat'a vermeme sebep olan kardeşim. Stefan'ın başı önünde. Beni çok zor durumda bıraktın Stefan. Senin yüzünden elimdeki en güçlü kozu kaybettim. Biliyorum Andre. Sophie sayesinde Polat Alemdar'ı dize getirmem daha kolay olacaktı. Bütün çabalar boşa gitti. Söz veriyorum Andre. Sana o kızı geri getireceğim.
Böyle bir şey yapmayacaksın. Hatta hiçbir şey yapmayacaksın. İlk uçakla Rusya'ya dönüyorsun Stefan. Anlaşıldı mı? Stefan dudaklarını ıslatıp başını diğer tarafa çevirdi sıkıntıyla. Sonra Andrei'ye dönüp öne arkaya olumlu anlamda kafa salladı, kalkıp yakasını düzeltti. Aksayarak kapıya doğru yürüyor. Bu sırada Martin ayakta duruyordu, koltuğa geçti. Evet profesör, sizi dinliyorum. Daha çok adam lazım. Şu anda olmaz. Bir savaşın ortasındayım. Ama söz vermiştin. İstediğin adamları verdim. Ama şimdi daha fazlasını istiyorsun. Bunun için söz verdiğimi hatırlamıyorum. İstediğimi alabilirsem, Polat Alemdar'a büyük darbe vurmuş olurum. Bu senin de işine gelir. Sen merak etme profesör. Polat'a öyle bir darbe vuracağım ki senin bir şey yapmana ihtiyaç kalmayacak. Anlamıyorsun Andre. Çok büyük bir planım var. Anlat o zaman. Nedir planın? Anlatamam. O zaman ben de sana başka adam veremem. Martin kalktı. Stefan çıkışta duvara yaslanmış, kolları göğsünde bağlı bekliyor. Sophie'nin nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Sana yardım edeceğim. Sen de beni Sophie'ye götüreceksin. Polat ve adamlarının gücünü sen de biliyorsun. Tek başına kalkamazsın bu işin altından. Stefan telefonunu çıkardı, ekrana dokunup bir arama yaptı. Ekibi topla. İlk uçakla İstanbul'a gel. Martin'in yüzüne yavaşça bir tebessüm yayıldı. Tek başıma olacağımı kim söyledi? Irak'ta Harun ve Akif koltukta oturmuşlar. Rafinereye yaptığımız saldırı başarılı olmuş. Koltuğa geçti. Bir süre sevkiyat yapamayacaklar. O da yeter. En çok ihtiyacımız olan şeyi kazandık. Zaman. Bir hareketlilik var mı? Henüz bir şey yok. Yine de devriyelerin sayısını 2 katına çıkardım. Herkes sabaha kadar ayakta. Neler oluyor? Smith'in rafineriye yaptığımız saldırıyı cevapsız bırakmayacağını umuyoruz. Umuyor musun? Evet. Oturup bize gelmesini bekleyeceğiz. Geldiğinde de gereken cevabı vereceğiz. Akif gene sakal uzatmış. Sakalları yanaklarında değil, daha çok çene ve çene altında. John ellerini arkasında bağlamış, odasında volta atıyor. Üzerinde siyah halife kıyafetleri, cübbesi. Irak'ta gece vakti, dışarıdan ay ışığı sızıyor. Kürenin yanına gelip çevirdi, durdurdu. Üst kısmı kapak gibi açacakken kapıya bakıp kapattı. Gel. Pete girdi. Hazırlıklar tamamlandı mı? Evet Halife Hazretleri. Birlik emirlerinizi bekliyor. Güzel. Bu gece saldırıyoruz. Polat Alemdar'ın adamlarını kazıyıp atacağım Irak'tan. Yumruğunu sallayarak konuştu. Pete çık dışarı diye kapıyı gösterdi. Pete geri geri çıkıyor. Elleriyle masaya abandı, gözlerini kıstı. Kaşlarının altından ilerideki sabit bir noktaya bakıyor. Fotoğraf çerçevesinde Yusuf'un resmi. Çerçeve Fehmi'nin elinde, yüzü ağlamaklı, alnı kırış kırış. Yusuf'un sakalsız, belki biraz daha genç hali. Yüzü yuvarlak, çene altında hafif bir gıdı oluşmaya başlamış. Kalın kaşları simsiyah. Üzerinde takım elbise ve kravat var. Mete eve girdi, salona geliyor. Fehmi'nin arkası dönük, henüz görmedi. Mete yavaşlayıp durdu, uzaktan Fehmi'ye bakıyor. Onun ağlamaklı, şefkat dolu ifadesini seyrediyor. Yusuf'tan hala bir haber yok değil mi Fehmi Bey? Fehmi derin bir nefes boşalttı. Maalesef. Çerçeveyi yerine koydu. Hoş geldin Mete. Eliyle buyur diye yer gösterdi. Hoş bulduk Fehmi Bey.
Femi her zamanki tekli kahverengi deri koltuğuna geçti. Gözümüz yollarda kaldı Mete. Semra Hanım yine rahatsızlandı herhalde. Evet. Ne yazık ki acil Londra'ya gitmem gerekti. Londra'da kaza falan mı geçirdin? Gerçi bundan hiç haberimiz olmadı ama... Yüzündeki yaradan bahsediyor. Evet. Ufak bir kaza geçirdim. Geçmiş olsun. Sağ olun Fehmi Bey. Hocanın izini bulabildin mi bari? Evet. Ama maalesef etrafında etten bir duvar örülmüş. Son baskın Polat'ı bu çapta bir tedbir almaya sevk etmiştir. Baskını sabote eden adamı bulabildin mi? Neyin peşinde olduğunu merak ediyorum. Maalesef bulamadım Fehmi Bey. Ama hocanın hangi iş üstünde olduğunu öğrendim. Petrol ihalesi için hazırlık yapıyorlar. Bilgim var. Ayrıca bir planım da var. Yusuf kahvedeki masada tek başına oturmuş bekliyor. Sağ bileğine taktığı saatine baktı. Arka masada tavla oynayan iki adam var. Kahvecinin telefonu Yusuf kadar arka masada dikkat kesildi. Kahveci açtı. Başıyla karşısına bir işaret verdi. Yusuf'un arka masasında tavla atan bıyıklı adam tamam diye kafa salladı. Sedef işlemeli ahşap tavla tahtasını kapatıp kalktı. Yusuf başını çevirmedi ama yan göz takipte. Bıyıklının karşısındaki adam da kalkmış. Kahvenin iki kanatlı kapısından birini kapattı. Bu sırada bıyıklı içerideki ışıkları söndürdü. İçeri geniş omuzlu bir adam girdi. Kapıyı içeriden kilitlediler. Gelen adam kırklarında kumral sakallı bıyıklıya başıyla bir işaret verince bıyıklı Yusuf'un çantasına uzanacak oldu ama Yusuf izin vermedi. Adam çekip aldı. Yusuf dönüp arkasına baktı. Gelen adam siyah gömleğini kumaş pantolonunun üzerine çıkarmış. Hafif göbekli yürüdü. Kahveci ocakta durmuş. Dikkatle o tarafa bakıyor. Geniş omuzlu adam Yusuf'un masasına geçti. Bu sırada bıyıklı çantayı karıştırıyor. Ön gözden pasaport çıkardı. Başka bir şey çıkmadı patron. Geniş omuzlunun önüne koydu. Geniş omuzlu seyrelmiş kumral saçlarını ıslatıp geriye taramış. Pasaportu aldı, karıştırıyor. Beni soruyormuşsun. Bıyıklı geri çekildi. Nuri sen misin? Diyelim ki benim. Ne istiyorsun? Şedide katılmak istiyorum. Gümrükte kontroller sıkılaştı. Şüphelendiklerini geçirmiyorlar. Dün 3 kişiyi içeri aldılar. Benim geçmem lazım. Sabaha doğru sınırdan geçecek ufak bir grup var. Ama adam başı 500 dolar. Yusuf elini sağ arka cebine attı. O para sayarken Nuri'nin gözü paralarda. Yusuf masaya uzattı. Nuri paraları sayıyor. Yusuf'a bakıp olumlu anlamda kafa salladı. Polat ameliyathane kapısının önünde ileri geri volta atıyor kapının üzerinde. Kırmızı bir yuvarlağın ortasında onu saat 9 çeyrek istikametinde kesen ince beyaz bir çizgiyle ifade edilen girilmez işareti var. Cahit bir duvara sırtını vermiş sıkıntılı. Zülfikar geliyor. Geçmiş olsun Can Polat. Eyvallah. Nasıl oldu Safiye? Henüz bir haber yok. Pusat. Ameliyatta. Ameliyathane kapısı açıldı. Pusat Bey ameliyattan çıktı efendim. Durumu nasıl? Bıçak yaraları sebebiyle çok kan kaybetmiş. Durumu şimdilik stabil ama hala iç kanama tehlikesi yüksek. Teşekkür ederiz doktor bey. Mavi kısa kollu gömlek, aynı renk kumaş pantolondan oluşan önlüğüyle doktor ayrıldı. Kim bıçaklamış sen biliyor musun? Bilmiyorum. Uyansın da öğrenelim bakalım kimmiş. Hüsnü geliyor. Polatlar da ona doğru yürüdüler. Ne oldu Hüsnü? Safiye Hanım'ın hayatı bir tehlikesi yok. Ama... Ama ne? Felç durumu devam ediyor. Polat gözlerini kapatıp elini alnına sıvazlayarak başını eğdi.
Cahit başını hafif sola çevirerek eğdi, sonra Polat'a baktı. Polat Hüsnü'ye başıyla tamam deyince Hüsnü yana çekildi. Polat önden, diğerleri arkasından yürüdüler. Zülfikar ameliyathanenin önünde kaldı. Elinde 33'lük tesbihi ufak ufak adımlarla volta atıyor. Hüsnü Safiye'nin kapısını açtı. Hemşire hanım. İçeride bir hemşire, ayak ucunda notlar alan Doktor Gönül. Polat'a gülümseyip kafa salladı. Polat gülümseyerek karşılık verip Safiye'nin yanına yürüdü. Safiye uyuyor. Cahit ayak ucunda kaygıyla bakıyor. Polat uzanıp saçlarını okşadı. Yüzünde şefkatli bir gülümseme. Safiye Hanım'a seyreltilmiş sitrikinin vermişler. Nedir o? Yüksek oranda zehir içeren bir nörotoksin. Yani vücuda girdiği andan itibaren hareket mekanizmalarını felç eden bir zehir. Sokak hayvanlarını itlaf etmek için kullanılır. Şerefsizler. İyileşecek değil mi? Antikor veriyoruz. Zehrin vücuttan atılmasını bekleyeceğiz. Kalıcı bir hasar bırakıp bırakmadığı ancak ondan sonra anlaşılacak. Masanın üzerinde spor araba çizimleri, kalemler, bilgisayar ekranında çizimlerin taranmış hali. Kenan tekerlekli sandalyesinde, masanın başında ama çok da yaklaşmamış, biraz geride. Elit sandalyenin kumanda panelinde. Önündeki sehpada minik başka bir laptop daha var. Fehmi merdivenin başında krom korkuluklara tutmuş ayakta, geriden Kenan'ı izliyor. Kenan kendini kalkmak için zorluyor ama henüz kımıldayamadı. Eliyle dizini kavramış, parmaklarını geçirircesine sıkıyor. Yusuf'a çok benziyor, sakalları biraz daha seyrek ve kısa. Kaşları onunki gibi iki yandan hafif düşük, kalın. Yusuf'tan biraz daha zayıf. Fehmi onun gayretini heyecanla izliyor. Gülümser gibi oldu. Kenan'ın zorlanmaktan alın damarları şişmiş. Çok iyi gidiyorsun oğlum. Sakın çabalamaktan vazgeçme. Kenan başını Fehmi'ye çevirdi. Fehmi sağ arkasında durdu, elini omzuna koydu. Doktorunun bu gelişmelerden haberi var mı? Yarınki kontrolünde görecek zaten. Fehmi kapa salladı, sonra gözü çizimlere takıldı. Kenan'ın arkasından geçip masanın yanına geldi, çizimleri aldı, bakıyor. Bunlar senin çizimlerin değil mi? Hepsini yok ettiğini söylemiştin. Bunlar yeni. Tekrar çalışmaya başladım. Fehmi dişlerini göstererek güldü. Bu harika bir haber. Peki tasarımın hangi aşamada? İstersen mühendislerimi sana yönlendirebilirim. Ben de senden bunu isteyecektim. Bir görüşme ayarlarsan mühendislere bir sunum yapmak istiyorum. Tabii ki. Hemen ayarlıyorum. Fikrinin değişmesine çok sevindim Kenan. Değişen başka fikirlerim de var. Eğer ayağa kalkabilirsem holdingle de ilgilenmek istiyorum. Çok düşündüm ve senin haklı olduğuna karar verdim baba. Çok güçlü olmak zorundayız. Bu mücadelede ben de senin yanında olacağım. Sen nasıl istersen oğlum. Eli Kenan'ın omzunda. Ben senin ayağa kalktığını şimdiden görebiliyorum. Gülümsediler birbirlerine. Fehmi'nin sol yanağında derin bir gamzesi var. Cahit alnındaki elini indirdi. Gözleri hala sıkıntıyla kapalı. Polat geride eli dudaklarının üzerinde volta atıyor. Hastane koridorundalar. Cahit beyaz bankoya dayanmış. Gözleri dalıp gitmiş. Etrafta onlardan başka kimse yok. Geçmiş. Şunu fark ettim ki ben ne yaparsam yapayım, soyadı Karahanlı olduğu sürece Safiye tapınakçıların hedefinde olacak. Cahit'le birlikte bahçede yürüyorlar. Benim yapabileceğim bir şey var mı abi? Polat durdu, Cahit'e döndü. Evet. Var Cahit.
Cahit'e bakıp tekrar döndü, yürüyor. Cahit anlamamış gözlerle yana bakıp Polat'ın arkasından bir süre durdu. Ellerini kabanının ceplerinden çıkarıp peşinden yürüdü. Polat biraz daha ilerleyip durdu. Sıkıntılı bir hali var, dudaklarını sıkıyor. Cahit arkasında durdu. Polat dudaklarını sıkarak Cahit'e döndü. Onu soy isminden dolayı evlendirmeye çalışacaklar. O zaman senin Safiye ile evlenmen gerekecek. Cahit şaşkın, hızlı bir kafa hareketiyle Polat'a baktı. Yüzünde bir sevinç belirtisi yok. Başını eğip yutkundu. Abi bunu yapmam isteme benden. Çevirdi başını. Polat şaşırmış gibi bakıyor. Şimdi Cahit'in gözleri kızarmış. Sıkıntıyla kıpırdanıp ellerini yüzüne kapadı. Polat onun halini fark edip yüzünde biraz daha rahat bir ifadeyle Cahit'in yanına yürüdü. Başları kapıya döndü. İleriden sarışın bir doktor ve Hüsnü geliyor. Merhaba. Polat başıyla selam verdi. Safiye Hanım gözlerini açtı. Konuşmaya başladı. Buyurun, kendisini görebilirsiniz. Cahit gülümsedi. Polat önden girdi. Cahit arkasından hızlıca kapının önüne gelip içeri baktı. Abi. Cahit de girmiş biraz daha Safiye. Geride. Canım, iyi misin? Ne oldu bana? En son beraber yemeğe gitmiştik. Evet. Ben Elif'i bırakmak için yanınızdan ayrıldım. Sen de Profesör Martin'le kaldın. Evet. Martin'le yemekteydik. Sonra ne oldu Safiye? Hatırlamıyorum. Ben döndüğümde gitmiştiniz. Birlikte mi ayrıldınız restoranda? Hiçbir şey hatırlamıyorum abi. Polat saçını okşadı. Tamam canım. Sen iyisin ya, önemli olan bu. Yormayalım daha fazla. Eliyle Safiye'nin omzuna hafifçe vurup şefkatle tebessüm etti. Safiye ağlamaklı. Nuri gece vakti açık alanda çalıların arasında. Bir yandan yürüyor, bir yandan da gözleri çevreyi tarıyor. Çok ağır, çok dikkatli. Geride Yusuf belirdi, omzunda sırt çantası. Onun gerisinde başkaları da var. Hepsi erkek ve çok genç. Nuri'nin peşindekiler toplam 5 kişi kadarlar. Nuri çalıların arasından daha düz bir yola çıkmış. Sağ yanında uzun tel örgüler. Gene yavaş ve sessiz yürüyor. Adımlarını çok dikkatli atıyorlar. Yusuf'un ayağında siyah postallar var. Arkadan gelen gençlerin üzerinde rahat kıyafetler ama onların çantası yok. Nuri toprak yoldan çıkıp yanındaki düzlük, yeşil alana geçti. Adımlarını büyük büyük atıyor, sanki nehirde taştan taşa atlar gibi. O kadar acele etme. Burası mayınlı arazi. Bastığım yerlere basın. Yusuf'u durdurdu. Peşindekiler tek sırayı bozmadan takibe başladılar. Etraf karanlık. Hiç ışıkları yok. Birinin ayağının altında mayının tetikleyicisi iki metal çivi basmadan geçti. Geçen kişi Nuri'ymiş. Arkasındaki Yusuf da mayını fark edip dikkatle devam etti. Yerleşim yerlerinin görünmediği kırsal bir alandalar. Nuri durdu, bir feneri yakıp söndürerek karşı tarafa işaret verdi. Telin diğer tarafında bekleyen tente kasa kamyonet de farlarını yakıp söndürerek bir işaret verdi. Nuri feneri kapattı, karanlıkta devam ettiler. Ayaklarının altında gene toprağa gömülü bir mayın.
En arkadan gelen genç alnındaki teri mendiliyle silerken yerde bir $100 fark etti. Nuri geri dönüp bakınca durdu. Patlamanın sarsıntısıyla diğerleri de savrulunca bazıları mayınların üzerine düştü, başka mayınlar da patladı. Herkes yerde. Yusuf çöktüğü yerde başını elleriyle korumuş. Otların arasından yavaşça doğruldu. Nuri de kalktı. Çabuk! Kamyonet fazla beklemez. Yusuf'un koluna girdi, onu çekeler gibi götürüyor. Üçü de öldü. Hadi! Ölüleri arkalarında bırakıp yollarına birkaç kişi devam ettiler. Irak'taki Türkmen köyünde gece vakti iki nöbetçi sivil. İleride otların arasında önde dürbünlü biri, geride maskeli şedid askerleri. Dürbünün merceğinde yürüyen gencecik bir Türkmen. Diğer yanda onun gibi biri daha, ellerinde tüfekler. Başka bir tepede de Akifler. Bekleyin. Kulaklığıyla konuştu. Başka bir noktada Timur arazi aracının kasasındaki makineli tüfeğin başında. Yanında siyah sancak askerleri. Hepsi elleri tetikte bekliyorlar. Alptekin de bir duvarın arkasında. Maskeler artarak çaların arasında siper alıyorlar. Bazılarının omzunda bazukalar. Saldırın. Emri kilolu bir asker verdi. Bazukaların mermileri yollandı. Köydeki iki ev alev topu halinde havaya uçtu. Maskeliler mevzilendikleri yerden harekete geçtiler. Tüfek namluları ileri bakar halde gece karanlığında yol alıyorlar. Şimdi. Şehit askerleri köyün düzlüğüne girince tepeden çevrelerini saran Akifler için kolay hedef oldular. Gidiyoruz. Arazi araçları hareket etti. Akif ve yanındaki iki asker bir file kamuflajın ardındalar. Elinde makineler. Şehir askerleri köy meydanına gelemeden yarık kalıyorlar. Artekin köyde bir duvarın ardındaydı, çıktı. Önden üstlerine doğru ateş ediyor. Şedid de tek noktadan saldırmıyor. Akif makineliği yeni saldırı alanına yöneltti. Şedid birer birer düşüyor. Yerler ölülerle doldu. Şedid ahşap çitlerin ardında bir yere siper aldı. Çitlerden kafalarını çıkarıp ileri ateş ediyor, sonra çekiliyorlar. Makinesini oraya çevirmiş Timur, yol boyunca ilerlerken bir yandan da çift tarafını tarıyor. Saklanacakları, siper alacakları hiçbir yer yok. Çitin önündekiler birer birer düştüler. Çekiliyoruz. Geri, geri. Kilolu asker telsizi ve dürbünü elinde yanındakiyle kalktı. Geri koşuyorlar. Ateşi kesin. Kalktı. Elinde tüfeği peşlerinden bakıyor. Yürüdüler. Hepsini kontrol edin. Kimse canlı kalmayacak. İndiler arazi araçlarından. Akif yanındaki iki askerle koşuyor. Alptekin de yanında silahlandırılmış Türkmenlerle koştu. Timur'un emir verdikleri tüfekleriyle tek tek tarıyorlar şedid askerlerini. Köyün orta yerinde üç grupta birleşti. Türkmenler tüfeklerini havaya kaldırdılar, zafer edasıyla sallıyorlar. Toparlanın. Şimdi saldırı sırası bizde. Cahit Safiye'nin başında sandalyeye oturmuş, dirsekleri bacaklarında hafif öne doğru eğik, ellerini ovuşturuyor. Safiye'nin gözleri kapalı. Başını Cahit'e doğru çevirdi. Cahit. Araladı gözlerini. Buradayım. Safiye gülümsedi. Cahit de hafifçe tebessüm ediyor. Su verir misin? Sağ yandaki komodinde duran cam sürahiden bardağa su koydu. Sol elini Safiye'nin başının altına koydu, kafasına destek verip kaldırdı. Sağ eliyle de bardağı ağzına tuttu. Tamam diye çekti kendini. Başı halsizce yastığında. Üzerinde kısa kollu mavi hasta önlüğü. Cahit sandalyesine oturdu. Ben hala bir şey hatırlamıyorum. Düşünme artık bunları. Safiye Cahit'in elini tuttu. Bu gece gitmesen, yanımda kalsan olur mu? Cahit diğer elini Safiye'nin elinin üzerine koydu. Buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum.
gülümsedi Safiye. Kapat hadi gözlerini. Kapattı. Cahit 30'larının sonlarında, alnı iki yandan açık, saçları gür, hafif kırlaşmış, bıyıklı ve sakallı. Sakalları yanaklarının yukarısından başlamıyor, zülflerinden ince ince başlayıp bıyıkla birlikte çene ve sakal etrafında yoğunlaşıyor. Küçük kulakları, geniş omuzları var. Beyaz badanalı bir duvara asılı, ahşaptan yapılmış köy evi maketinde mavi boyalı pencerelerin dışındaki ahşap pancurlar açık yapılmış. Polat duvarın yanındaki kapının koluna uzandı. Buzlu camı tahta çitlerle bölünmüş. Aşkın kapıyı olmasa araladı. İçeride bozuk, boş bir yatak. Polat tebessüm edip elini kapının kolundan çekti. Bir başıma. Kapıyı açık bırakarak yürüdü. Yüzünde tebessümle hemen yan odanın kapısına uzandı. Aşkın olmasa. Burası Leyla'nın odası. Elif ile Leyla yatakta sarmaş dolaş uyuyorlar. Elini kapıya koydu. İkiliyi tebessüm ederek seyrediyor. Aşkın olmasa. İçeri girdi. Güneş donar. Kapıyı kapatmadı büyük. Sessiz adımlar atıyor yatağa doğru. Eğildi, uyandırmamaya özen göstererek şefkatle yorganı aşkın yüzü Leyla'ya dönük Elif'in sırtına doğru çekti. Ölüm gelir. Polat yavaşça doğruldu. Evin asma katındaki odanın ahşap lambri tavanı pencereye doğru hafifçe düşüyor. Polat kapıda durup tebessümle bir kez daha baktı geriye. Işık derecesi ayarlanabilir. Yuvarlak ışık anahtarını çevirerek kısık olan ışığı iyice kararttı. Gece gökyüzünde yan yatmış yarım ay, yanından geçen gri bulutlar. Gündüz vakti masmavi zeminde beyaz bulutların yoğun olduğu gökyüzü. Gece Türkmen köyüne saldırı emri veren kilolu asker sıkıntıyla ellerini ovuşturarak volta atıyor. Gece de yanında olan sakallı asker yanına geldi. Kaybımız çok büyük. 60 civarı ölü, 20 yaralı. Geleceğimizi biliyorlardı. Kesin bir hain var içimizde. Kırsalda iki şiddet. Makinenin başındaki kafasından vuruldu, hemen ardından diğeri. Kazdıkları siper çukuruna düştüler. İleriden ellerinde tüfekleri, üstlerinde üniformalarıyla Akif ve siyah sancaktan iki asker geliyor. Üç katlı, pencereleri takılmamış, dışı sıva haliyle duran bir binanın önünde mevzilendiler. Binanın içinde şiddet askerleri hızla korkuluksuz yıkıntı merdivenleri çıkıp binanın içine dağıldı. Pencere önlerinden ateş ediyorlar. İki siyah sancak askeri yere yatıp otların arkasına mevzilendiler. Kalktılar ve ateşe başladılar. Akif kabzasını omzuna yasladığı tüfekle pencerenin sağında duran birini indirdi. Alptekin boyu hizasındaki otların arasında hızla ilerledi. Arkasında birkaç asker daha, Timur ve yanındakiler biraz daha tepede kalan bir noktaya ateş ederek koştular. Şiddet askerleri binaların üst katlarından, pencere boşluklarından ateş ediyor. Akif arkasındakilerle binanın çevresinden ateş etmeden koşuyor. Timur birini indirip yoluna devam etti. Pencereleri ateş ederek hızla koşuyorlar. Alptekin'in başında olduğu ekip bina merdivenlerinde. Girişin hemen önündeki iç merdivenlerden yukarı doğru koşuyorlar. Timur binanın başka bir girişinden kafasını uzatıp hemen çekti. Merdiven başındaki adamı yerinden bir kez daha çıkıp indirdi. Sakallının telefonu. Alo. Halife Hazretleri merak ediyor. Durumunuz nedir? Efendim, çok kalabalık bir grup baskın yaptı. Arabamı hazırlayın. Gidiyoruz. Baş üstüne. Pip bir cevap alamadı ama telefondan duydu. Telefonu kulağından yavaşça çekerken John ona döndü. Sert bakan gözlerini solundaki pencereye çevirdi. Elleri arkasında bağlı durdu. Gözlerini sıkıntıyla, hırsla yumdu. Arkasında bağladığı elinde parmaklarını sıktı. Akif sağında ve solunda birer siyah sancak askeriyle mevzilendiği noktadan birini indirdi. Timur üzerine ateş açılınca merdivenlerden geri geri çekildi. Maskeli adamı vurdu, hemen yukarı koştu. Akif'in merdiven başında çift taraflı ateşte kalınca hemen çekildi. Sonra ateş ederek hızlanıp sağdaki koridora girdi. Adamlarından bazısı onunla devam etti, bazısı sol koridora geçti. Timur son anda kaçıp kurşundan sıyırdı. Tüfeğini hızla yere koyup cebinden bir el bombası çıkardı. Pimini çekip yolladı. Yerinden fırladı ve içeri girdi. Arkasında bir asker daha hızla tüm odaların kapısından içeri bakarak ilerliyorlar. Dışarıda pencerelerdekileri temizleme işi devam ediyor. Timur merdiven başındayken koridordan ateş edilince hızla geri çekildi. Alptekin'i de eliyle itip ona engel oldu. İkili el bombalarını çıkardılar. Birisi sağa, diğeri sola yolladı.
Yerlerinden fırladılar. Askerlerini eliyle hızlıca içeri yönlendirirken Timur eğilip namlusunu doğrultarak koruma işini devraldı. Onlar sağ tarafa devam ettiler. Abdekinler ise soldan ilerledi. Akifler de mevzilendikleri yerden çıkıp binaya doğru koşmaya başladılar. Kilolu komutan ve adamları oradan kaçıyorlar. Panikle beyaz bir arazi aracına doluştular. Arkada bir araç daha var. Az önce onların yaya olarak geçtikleri yerden şimdi Akifler geçiyorlar. Timur da Akif'in yanında. Aralarında az sayıda da olsa sivil Türkmen var. Durdular. Araçların gittiği yöne bakıyorlar. Polat'la Leyla, Leyla'nın evinde koltukta yan yanalar. Sana söylemem gereken bir şey var Leyla. Safiye ile ilgili değil mi? Kötü bir şey mi oldu? Safiye iyi. Ama büyük bir tehlike atlattı. Ne oldu? Anlat lütfen. Safiye, Martin'le yemeğe çıktığı günden beri kayıptı. Tilki Andre'ye kaçırmış. Şimdi durumu iyi. Ama onu bulduğumuzda felçli gibiydi. Aman Allah'ım. Vücuduna verilen zehirle o hale gelmiş. Şimdi etkisi geçiyor çok şükür. Hemen Safiye'yi görmek istiyorum. Dur. Dur, beraber gideceğiz ziyaretine. Sen sakın üzülme. Anlattığıma pişman etme beni. Gelen Erhan. Bir sene açtı kapıyı. Hastaneden haber var mı Erhan? Erhan gülümseyip yürüdü. Cahit'le konuştum abi. Safiye çok iyiymiş. Hadi sen hazırlan canım. Tamam. Montumu alıp geliyorum. Erhan'a gülümseyip yanından geçerken sağ elinin içini Erhan'ın göğsüne yasladı. Polat kalkıp Erhan'ın karşısına geçti. Peki ya Pusat? Hüsnü'yle de konuştum. Pusat hala yoğun bakımda. Ama durumu stabil. Sağ ol Erhan. Elini omzuna koyup yolladı. Leyla eline bir ceket almış, merdivenleri hızla indi. Açık kumral saçları düz fönlü. Hazırım ben. Safiye'ye gitmeden önce annemle babamı ziyaret etmek istiyorum Leyla. Sen de benimle gelir misin? Elbette gelirim. Hastanenin ilerisinde siyah bir sedan araç bekliyor. Kapıda üniformalı güvenliklerin dışında bir de takım elbiseli korumalar var. Martin gene sağır dilsiz rolü yaptı. Tiplemeye geri dönmüş başında. Kırlaşmış bir peruk. Yüzünde takma sakallar. Boynunda bir kartona yazıp iple astığı sağır dilsiz yazısı. Üstü başı yırtık içinde. Aksayarak yürüyor. Adımları minik minik. Geçerken güvenliği şöyle bir kontrol etti ve kapıya yönelmeyip sedan aracın yanına doğru yürüdü. Camından içeri baktı. Stefan direksiyon başında. Martin elini titreterek cama sokuldu. Stefan camı indirdi. Martin eğildi. Safiye'yi buraya getirdiklerine eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Buraya daha önce de geldim. Bu kadar güvenlik elemanını ilk defa görüyorum. Tamam. Önce adamlarımla görüşmem lazım. Dur. Adamlarınla görüş. Ama içeri girmek için benden haber bekle. Nedenmiş o? Önce ben bir girip kontrol etmek istiyorum. Safiye burada yoksa gereksiz risk almayalım. Başını sola, hastane kapısına çevirdi. Kafasında yüzünü kamufle eden siperlikli bir şapka var. Gene aksayarak hafif kambur halde yürümeye başladı. Hastanenin önünde çok büyük bir hareketlilik yok. Başörtülü bir kadın kızın elinden tutmuş, içeri yürüyorlar. Zülfikar Ağa elinde tesbih, yoğun bakım camının önünde duvara yaslanmış, jaluzili pencereden içeri bakıyor. İçeride Pusat yatakta, başında mavi formalı bir doktor elinde dosyayla durmuş, okuyor. Yoğun bakımda bir yatak daha var ama o boş, arada bir perde var. Pusat gözlerini açıp kapadı. Zülfikar Ağa heyecanla dikkat kesildi. Doktoru çıkıyor. Zülfikar da hemen kapıya yürüdü. Hastamızın durumu nasıl doktor bey? Hastamızın durumu stabil. Bilinci yerinde. Daha ne kadar yoğun bakımda kalacak? İç kanama tehlikesi devam ediyor. Bir süre yoğun bakımda tutmak zorundayız. Müsaade eder misiniz? Yanına girebilir miyim peki? Çok kısa kalmak kaydıyla olur. Lütfen hastayı yormayalım. Tamam. Eyvallah. Eyvallah derken sağ el içini göğsüne koydu.
Jalüzili camın önünden yürüyüp Pusat'ın sağ yanına geçti. Pusat'ın gözleri kapalı, burnundan hortum salınmış. Zayıf gözlerini araladı. Zülfikar eliyle başına dokundu. Ben böyle olsun istemedim. Dur Pusat'ım dur. Yorma kendini. Ben abinin sözünden çıkmayacaktım. Ama damarımı bastı şerefsiz. Pusat'ım, bunu sana hakkı mı yaptı? Hayır diye kafa salladı. Hayır. Onun izniyle mekanıma çöken bir köpeği. Tamam. Tamam Pusat'ım, tamam. Tamam aslanım. Sen dinlen hele. Bakacağız bir çaresine. Mezarlıkta Leyla beyaz kalça altı uzunluktaki montunun üzerine başına siyah bir örtü iliştirmiş ayakta. Polat da yanında, ellerini yüzlerine sürüp dualarını bitirdiler. Yan yana iki mezarın ayak ucunda durmuşlar. Polat elini Leyla'nın sırtına koyup yürümeye yönlendirdi. Ağaçların arasında yeşil çimlerle kaplı arazide yürüyorlar. Polat her zamanki gibi kravatsız, koyu renk takım elbise giymiş. Ön düğmesi ilikli, içinde açık renk bir gömlek var. Kırlaşmaya başlamış, saçları çok kısa değil. Alnı iki yandan hafif açık. Leyla ince uzun, otuzlarında renkli gözlü, sarışın, uzun saçlı. Durur gibi olunca Leyla da durdu. Polat'ın sağ eli ceketinin iç cebine gitti. Cebinden minik kare bir ayna çıkardı. Üzerinde bir yazı var. Leyla'ya verdi. Aldı Leyla. Üzerinde "Sen bensin, ben de senim işte" yazıyor. Bu babamın anneme evlenme teklif ederken verdiği ayna. Sen bensin, ben senim işte. Çok güzel. Annemle babam ömürleri boyunca birbirlerinden ayrılmadılar. Anneme baktığımda babamı, babama baktığımda annemi görürdüm. Şimdi ise birbirine bakan aynalar gibi sonsuzluğa açıldılar. İnşallah biz de böyle bir aile oluruz. İnşallah ben de Nazife anne gibi bir eş olurum. Kabul ediyorsun öyleyse. Neyi kabul ediyormuşum? Polat gülümseyip başını çevirdi. Sen de bana aynı olur musun? Evet. Boynunu uzattı, kollarını sarıldılar. Leyla Polat'ın omzunda gözlerini yumdu. Mutlulukla gülümsüyor. Ayrıldılar. O zaman... Elini tekrar iç cebine attı, yüzünde bir gülümseme. Yüzük kutusunu çıkarıp açtı. İçindeki yüzüğü parmakların arasında tutuyor. Leyla'nın eline uzandı ve sağ el yüzük parmağına taktı. Tekrar sarıldılar. Polat Leyla'nın omzunda huzurla yumdu gözlerini. Fehmi evinin bahçesinde sırtını havuza verip ayakta durmuş, suratı asık, kaşları çatık. Dönüp eve doğru baktı. İleriden Andre yanında sarışınla bahçeye girdi. Fehmi o tarafa yürüyor. Bahçede havuz çevresinde çok sık olmayan takım elbiseli korumalar var. Fehmi havuz çevresini dolaşıyor. Verandanın önünde buluştular. Fehmi tebessüm ediyor. Hoş geldin Andre. Hoş bulduk. Tokalaştılar. Fehmi'nin eliyle gösterdiği verandadaki oturma grubuna doğru basamakları çıktılar. Sarışın merdivenlerde kaldı. Fehmi'lere arkası dönük. Havuza ve Fehmi'nin adamlarına yüzü dönük halde dikiliyor. Üzeri camlı, yuvarlak bambu masanın çevresindeki bambu sandalyelere geçtiler. Teklifimi değerlendirdiğini ve bir kararı vardığını umuyorum. Seninle işbirliğine varım.
Ama dostluğu zamana bırakalım. Kabul. Doğrusu bu tavrın dostluğa önem verdiğini gösteriyor. Dostlarımı öldürmek beni hep rahatsız etmiştir. Bu tatsız durumu bir daha yaşamayacağını ümit ediyorum. Hangi konuda işbirliği yapacağız? Biliyorsun, Polat Alemdar yüzünden ikimiz de enerji işinde zarar gördük. Ama artık kaybetme sırası onda. Planın nedir? Polat Alemdar, hoca ile birlikte petrol ihalesine girmek için hazırlık yapıyor. Biz de onların önünü keseceğiz. Sen rafineri sahibi olduğun için bu ihaleye giremezsin. Ama Nail'i öldürmeseydin ben girecektim. Bizim yerimize ihaleye girecek başka biri var. Madem öyle, benimle işiniz ne? Bahsettiğim kişi ihalenin tüm şartlarına uyuyor. Ama halledilmesi gereken tek bir mesele var. Nedir o mesele? Adamımızın ihaleye katılabilmesi. İşte senden istediğim şey de bu. İhaleye kadar adamımızı sen koruyacaksın. Andre parmaklarını taraklayıp çözdü, düşünüyor. Hastanenin acil girişinde sensörlü kapı açıldı. Martin sağır, dilsiz, düşkün rolünde aksayarak kapının tamam, önünde güç bela birkaç adım attı. Tamam, iyi, doktorla konuştum. İyi olduğunu söyledi. Tamam, sakin ol. Martin telefondaki adamın önünde yığıldı. Beyefendi. Yardım edin. Sedye getirin. Takım elbiseli güvenlik ileriden dikkatle bakıyor. Üniformalı güvenlik ve siviller yanına koştular. Tamam, açılın lütfen. Takım elbiseli korumalardan biri başıyla diğerine bir işaret verdi. Diğeri yerine geri gidiyor. Hemşire de gelmiş. Sedyeye yol verin. Hemen acil alın. Acele edin. Mavi formalı sağlık görevlileri kolları ve bacaklarından tuttular. Tekerlekli sedyeye aldılar Martin'i. Takım elbiseliler olayla ilgilenmeyi bırakıp görev yerlerine döndüler. Martin'in gözleri kapalı. İçeri aldılar. Stefan az ileride otoparkta arabanın içinden gözlüyor. Tansiyonu düşmüş. Hastane önünde bayıldı. Tansiyon aletini çıkardı. Martin'in gözleri hala kapalı. Doktor minik fenerinin ışığını açıp Martin'in gözlerini araladı ve ışığı gözüne tuttu. Geçmiş olsun. İyi misin? İsmin ne senin amca? Dudaklarını kımıldatıyor ama konuşamıyor. Boynundaki sağır dilsiz kartonunu uzattı. Dilenci galiba. Kimliğin var mı? Martin yok diye kafa sallayıp gözlerini çevirdi. Kimsen yok mu, haber verelim? Hayır. Gözleri kısık, çok halsiz gibi. Bir serum bağlayın. Tansiyon düzelene kadar burada yatsın. Sonra ben bir daha muayene edeceğim. Yazık garibana. Hemşire Martin'e arkası dönüp serumu hazırlıyor. Martin kımıldamadan sırt üstü yatıyor. Hemşire serumu metal, ayaklıklı askıya astı. Martin'e gülümseyip onu rahatlatıyor. Martin de gülümsedi. İçinde kolilerin olduğu bir kamyonet kasasında sivil giyimli adamlar yere çökmüşler. Yanlarında Yusuf da var. İleride ellerinde silahlarla şedid askerleri, yanlarında kasasında makineli tüfek olan bir arazi aracı. Durmuş toprak yolda bekliyorlar. Her şey kontrol altında. Tamam, bir sorun çıkmasın da. Merak etme. Gelen var. Gelen Yusufları sınırdan alan kamyonet. İki asker yolda ileri doğru yürüdüler, diğerleri kımıldamadı. Dur. Elini aşağı sallayarak durdurdu. Yusuf kasada kaşları çatık, dikkatle dışarıyı dinliyor. Şoför indi. Nereye? Arkada gönüllüler var. Kampa götürüyor. Bir bakalım. Kasadakiler üç kişiler, Yusuf ve iki esmer genç.
Şöyle bir yüzlerine baktılar. Askerler çekilince kamyon şoförü kapağı ipinden aşağı çekti. Dün gece baskın edildi. Kamptan geriye hiçbir şey kalmadı. Kim yaptı? Polat Alemdar'ın adamları diye. Yusuf'un başı tente duvara dönük dinliyor. Peki ne yapacağım ben bunları? Şu yoldan 2 kilometre geriye git. Sola dön. 20 kilometre sonra toplanma merkezi var. Oraya götür. Tamam. Şoför aracına geçmiş. Geri geri gidiyor. Sağdaki toprak yoldan devam etti. Ortalık çok sakin. Şedid askerleri elleri arkalarında bağlı, gözleri önlerinde. Baskın yaptınız, beceremediniz. Hadi diyelim şanssızlık. Hadi diyelim işler ters gitti. Aynı adamlardan baskın yemek de ne demek? Ben sizi Polat Alemdar'ın adamlarını öldürün diye gönderdim. Ama bir avuç adam sizi bozguna uğratıyor. Sizden komutan falan olmaz. Kilolu ve yanındaki sakallı diz çökmüşler. John'un işaretiyle arkalarında bekleyen 2 asker kafalarına kurşun sıkıp indirdi. Beceriksiz herifler! Cesedi tekmeyle yere devirdi. Kenarda Pete ve birkaç asker daha gözleri önlerinde bekliyorlar. John içeri yürüyünce vuranlar cesetleri kaldırmaya hareketlendiler. Odasında el içlerini masaya vurdu. Halife Hazretleri. Ne var? Kuzeydeki ana komuta merkezimiz dağıldı. Bir an önce yeni bir komuta merkezi oluşturmak için gerekli emri verdim. Sen çekilmek için emir mi verdin? Buna mecbur kaldım Halife Hazretleri. John yüzünde tekinsiz bir ifadeyle sol eli hala arkasında dururken sağ eliyle masanın çekmecesini çekti. İçinde tabancası. Namluya mermi sürdü. Halife bin! Pete'i anının çatından vurdu. Kimse benim yerime emir veremez. Çekilme emrini iptal mi edelim Halife Hazretleri? Hayır. Şu an için en doğru karar bu. Karşısında kalın kaşlı bir askeri kaldı. John arkası dönük el içleriyle masaya bandı gene. Çıkarın şunu. Kalın kaşlı kapıyı açıp birilerini çağırdı. John masaya eğik halde gözlerini ileri sabitlemiş. Gerilen yüz kasları zaman zaman titreyip hareket ederek ileride sabit bir noktaya bakıyor. Pete'i kol ve bacaklarından tuttular, çıkarıyorlar. Kalın kaşlı asker de kapıyı çekip arkalarından çıktı. John kımıldamadan öylece ileri boşluğa bakıyor. Akif pencerenin önünde durmuş, tülün ardından dışarıya bakıyor. Harun her zaman takım elbise ve kravatlı, koltukta oturmuş, sıkıntılı. Timur gelince Akif ona döndü. Güneye çekiliyorlar. Belli ki tahmin ettiğimizden daha büyük bir darbe vurduk Şedid'e. Harun dişlerini göstererek gülümsedi. Akif de tebessüm etti. Hastane girişi otel lobilerine benziyor. Geniş salon, mermer döşeme, büyük sütunlar üzerinde yükselen bir tavanı var. Işıklı, ferah. Polat'la Leyla döner kapıdan birlikte girdiler. Leyla montunu eline almış. Ne oldu bizim ihtiyar? Serumu 5 dakika önce bitti. Tansiyonu da normale döndü. Bir bakalım da belki tomografiye göndermek gerekir. Hemşire perdeyi açınca duraksadı. Biraz daha açtı. Martin yerinde değil. Nereye gitti bu adam? Kendini iyi hissedince gitti demek ki. Baksanıza, para da bırakmış. Beyaz çarşaf üzerinde birkaç bozukluk. Ondan para alacağımızı sandı. Ben de başka bir garibana vereyim. O adamcağızın hayrı olsun. Doktor gitti. Hemşire bozuklukları aldı. Hemşire Safiye'nin sol elindeki damar yolu girişine bir bant yapıştırıyor. Safiye uyumakta, gözleri kapalı, başı sağ yanına eğik. Hemşire serumun akış hızını ayarladı.
ayrılıyor odadan. Martin kolunda serum takılı halde askılığı tekerlerinden yürüterek koridorda yürüyor. Başında hasta bonesi, üzerinde hasta önlüğü, ağzında steril maske var. Başındaki peruğu ve takma sakalı atmış. Adımları aksak, bacakları çıplak, kısa kollu, arkadan düğmeli hasta önlüğü diz altına uzanıyor. Beyefendi. Safiye'nin odasının önünden geçerken hemşire beyefendi. Dışarı çıktı. Kadın yaklaştı. Serumunuz askıya sıkışmış. Teşekkür ederim. Rica ederim. Martin yürümeye devam etti. Kadın ters istikamete yürüdü. Martin arkasından Leyla ve Polat girdiler koridora. Martin'in sırtı dönük. Burası. Martin durup sağ omzu üzerinden hafifçe geriyi kontrol etti. Maskesi ağzını örtüyor. Safiye. Odaya girdiler. Martin bakıyor. İçeride Leyla montunu hemen masaya bıraktı. Safiye'nin elini tuttu. Nasılsın canım? İyiyim Leyla. Martin gidiyor. Adımları gene yavaş ve dikkatli. Gözleriyle sürekli arkasını kontrol ediyor ama çevrede hareketlerinin garipliğini görecek kimse şu anda yok. Seni endişelendirmedim umarım. Sen nasılsın? Doktorum tedaviye cevap verdiğimi söyledi. İyileşebilirim Safiye. Tabii ki iyileşeceksin. Aksini hiç düşünmedim ki. Bizi çok korkuttun. Şimdi iyiyim ama. Doktor yarına kadar hareket kabiliyetimi kazanabileceğimi söyledi. Polat gülümseyerek saçlarını okşadı. Safiye gülüyor. Abi, kendimi ne kadar zorlasam da o gece olanları hatırlayamıyorum. Anlıyorum Safiye. Ama hatırladığın kadarıyla Martin de seninle birlikteydi arabada, değil mi? Evet. Ama ondan sonrası yok. Hafızamdan silinmiş sanki. O zaman Martin'in de seninle birlikte kaçırılmış olduğunu farz edeceğiz. Martin'den hala haber yok mu? Maalesef yok. Martin bir köşeden ileriyi gözlüyor. Elini hasta önlüğünün sol cebine götürdü. Gözlediği yer hemşire bankosu ve Safiye'nin oda kapısı. Bir telefon çıkardı, arama yapıyor. Stefan'ın telefonu. Stefan. Söyle Martin. Polat Alemdar hastanede. Baskın için. Onun hastaneden çıkmasını bekleyeceğiz. Beklememiz için bir sebep yok. Yanımızda yeterli adam var. O çıkınca hemen önünde duran koyu renk siyah camlı minibüsten adamlar indiler. 4 kişiler. Burada herkes Polat'ın adamı. Eğer hastaneden sağ çıkmak istiyorsan... Benim sözümü dinlemelisin. Pekala. Dediğin gibi olsun. Senden haber bekleyeceğim. Başını arabaya doğru sallayıp binin işareti verince adamlar geri girdiler. Stefan da aracına geçti. Parmaklarını direksiyona vurarak zaman öldürüyor. Martin hala gözetlemedi. Polat odadan çıktı. Hareketleri ağır. Sallanarak şöyle bir etrafa bakınıp yürüdü. Martin camlı kapının ardından geri çekilip kendini sakladı. Tekrar uzattı kafasını. Polat yok. Kapıyı açtı. Kolundaki serum hala akıyor. Askılığı çekip sürerek gözlerini oda kapısına kilitlemiş halde yürüyor. Tedavinin işe yaramasına çok sevindim Leyla. Umarım yakında diğer meseleler de hallolur. Abim ve sen, mutlu olmayı o kadar çok hak ediyorsunuz ki. Galiba mutluluğumuz için de bir umut var. Yüzünü gösterdi. Bu müthiş bir haber. Tebrik ederim canım. Teşekkür ederim canım. Darısı başına. Amin. Sen nasılsın? Cahit nasıl? Senin için ne kadar endişelenmiştir tahmin bile edemiyorum. Birbirimiz için yapabileceğimiz tek şey bu zaten. Endişelenmek. Hepsi geçecek Safiye. Siz de mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Olacaksınız da. Ben inanıyorum. Ben de inanmak istiyorum. Hemşire. Bakayım yüzüğüne. Bak. Hemşire elinde ilaç tepsisiyle içeri girip sağdaki komodine yaklaştı. Safiye kumral, uzun dalgalı saçlı, renkli gözlü, uzun boylu, geniş omuzlu bir kadın.
Zülfikar sağ eli sıkıntıyla dudaklarının çenesinin üzerinde, sol eli cebinde, ayakta ileri geri adım atıyor. Cahit'le Polat geldiler. Öğrenebildin mi? Nasıl olmuş Zülfikar ağa? Pusat sana verdiği sözde durmuş Can Polat. Bulaşmak istememiş ama adam üstüne gelmiş. Kim olduğunu öğrenebildin mi peki? Öğrenemedim. Çocuklara haber saldım. Mekanlara da aldılar. Martin başını jalüzili bir camın ardından uzattı. İçeriye bakıyor. Baktığı noktada merak Polatlar var. Merak etme. Pusat'ın ofisine Tayfun diye biri kurulmuş. Bütün mekanlara da adamlarını yerleştirmiş. Hakkının adamı mı? Büyük ihtimalle öyledir abi. Kimse o herif bul, haddini bildir Cahit. Tamam abi. Martin hemen çekildi. Cahit gidiyor. Geçmiş olsun. Eyvallah. Şedid kampının girişinde ellerinde tüfeklerle Şedid askerleri dolaşıyor. Kamyonet toprak yoldan ilerledi. İleride sağda bir odun yığını, ayaküstü konuşan askerler, kasalı küçük bir arazi aracı. Bir asker kamyonetin yanına yürüdü. Durum ne? Halife'den gelecek emre kadar burada bekleyeceğiz. Tamam. Şoför arka kapağa yürüyor. Hadi bakalım buraya kadar atlayın. Yusuf ve diğerleri hareketlendiler. Yusuf sırt çantasını da aldı. Yabancı gözlerle çevrelerine bakıyorlar. Şimdi ne olacak? Ben nereden bileyim? Kollarını iki yana açıp başını çevirdi, gidiyor. Yusuf şaşkın, alnı kırışmış, arkasından baktı. Sonra yürüdüler. Yanlarında tüfekli genç iki asker. Düşük çatılı, tek katlı, alçak tavan bir binaya girdiler. Safiye'nin hafızası yerine gelmeyecek mi doktor hanım? Maalesef Safiye Hanım'ın hafızasına etki eden şeyi henüz tespit edemedik. Şu durumda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Peki olay gecesiyle ilgili konuşmamızın bir faydası olur mu? Dediğim gibi bu durumu neyin tetiklediğini bilemediğimiz için her yolu denemek zorundayız. Anlıyorum doktor hanım. Kalktı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Doktor da ayaklandı. Masanın arkasında Polat çıkana kadar ayakta bekledi. Sarışın, uzun saçlı, üzerinde beyaz bir önlük. Elif'in haberi var mı? Henüz yok. Ne kadar sevinecek kim bilir. O da gelinlik giyecekmiş, haberin olsun. Aa, ne güzel olur. Elif nerede? Neden getirmediniz? Onu öyle özledim ki. Polat seni böyle görüp üzülmesini istemedi. Polat içeri girdi. Kadınlar başlarını kapıya çevirdiler. Ne o hanımlar? Neden sustunuz? Yoksa beni mi çekiştiriyordunuz? Yok canım. Neden öyle bir şey yapalım ki? Abi, Elif'i çok özledim. Müsaade etsen de ziyaret etse. Tamam canım, sen nasıl istersen. Erhan'ı ararız, Elif'i getirir. Yanağından makas aldı. Sizi yalnız bırakayım da konuşmanıza devam edin öyleyse. Gerek yok. Biz daha çok uzun konuşacağız. Evet. Zaten düğün organizasyonunuzu ben yapacağım. Siz hiçbir şeye karışmayacaksınız. Abi, çok tebrik ederim. Umarım çok mutlu olursunuz. Teşekkür ederim Safiye. Polat'la Leyla bakıştılar. Polat çıkıyor, kadınlar arkasından bakıyorlar. Safiye yatağının başucunu hafifçe kaldırmış. Sağ yandaki duvar ahşap dolap kapaklarıyla kaplı. Kapının yanında tabandan yere kadar çift kapaklı bir dolap daha var. Tayfun Pusat'ın ofisinde. Pusat'ı sökmekle kışkırttığı beyaz yuvarlak masanın arkasındaki duvarda. Karşısında iki adamı. Masaya geçip çekmeceyi açtı. İçinde kadife mücevher kutusunda Pusat'ın 33'lük tesbih koleksiyonu. Sarı akik, beyaz inci, siyah tesbihler, bir de tabanca. Burayı ne yapacağız abi? Derleyin, toparlayın, temizleyin. Böylece de... Tayfun beyaz olanı aldı, sırıtarak yayıldı koltuğa. Gelen herkes kimin mekanında oturduğumuzu hatırlasın. Sesle adamları atıldılar.
Kapıyı açınca Cahit yumrukla indirdi diğeri tabancasını kafasına doğrulttu. Cahit onu önemsemeden Tayfun'a döndü. Beklemediği bir anda geri dönüp tabanca tutan elini kıvırdı. Tekmeyle yere serip tabancayı aldı. Tayfun'un eli yavaşça çekmecedeki pusatın tabancasına giderken Cahit yerdekileri yaraladı. Çıkın lan dışarı. Tayfun da çıkın diye işaret etti. Adamlardan biri kolundan, diğeri üst baldırından yaralı. Ağır aksak çıkıyorlar. Cahit Tayfun'a döndü. Tayfun eli çekmecede bekliyor. Cahit tabancayı yere atınca Tayfun da elini çekti. Cahit yavaşça yürüyüp Tayfun'un yanına geldi. Tayfun sen misin? Tayfun kalktı. Benim. Demek sensin. Kafa attı. Tayfun geri savruldu. Ne istiyorsun? Suratına yumruk. Tayfun hamle edecek oldu. Cahit onu tutup kendisi yumrukladı. Demek pusatı bıçaklayıp hastanenin önüne atan delikanlı sensin. Tayfun yumruk savurdu. Cahit eğilip sıyırdı ve kendisi yumrukla siyah duvara yapıştırdı Tayfun'u. Öyle delikanlılık olmaz. Tayfun iki yumruk sallayacak oldu. Cahit bir kolunu da kavradı ve kafa attı. Tayfun'un burnu kanıyor. Cahit yakasından tutup kaldırdı. Üzerinde yelken maketi olan dolabın yanından yere savruldu. Mekana boşken değil doluyken gireceksin. Sonra da malın sahibiyim diyen kimse onu güzel bir döveceksin. Masaya savurdu. Tayfun bir süre öyle kaldı. Sonra kalemlikteki dolma kalemi çekip aldı ve Cahit'i saplamak için hamle etti. Cahit eli yakaladı. Gülümsüyor. Ama dövüşürken hiç yapmayacaksın. Tokatladı. Tayfun'un kaşı da kanıyor. Masaya uzandı. Kafasını kaldırmaya çalışıyor. Cahit yakasından tutup kaldırdı. Eğer tohumunda varsa, yaptıysan da bir düşüneceksin. Sol yanağına bir yumruk. Cahit tekrar kaldırdı yakasından. Bu adamın abisi, dayısı var mıdır? Yarın bunlar bana gelirse ne yaparım diye düşüneceksin. Kulağına konuşuyor. Soldan bir yumruk daha. Cahit bir daha kaldırdı yakasından. Bıçağını çıkardı. Yoksa... Açtı. Rezil edeceğim derken... Kolunu kaldırdı. Bıçağı sol ayağına attı. Rezil olursun. Ayakkabının üzerinden diklemesine saplandı bıçak. Şunu çıkar da burada durmak için bahanen kalmasın. Tayfun ağzından kanlı salyalar akıtarak eğildi. Çıkar lan. Çıkardı. Cahit tekmeledi Tayfun'u, ensesinden tutup kaldırdı. Şimdi yürü bakalım. Biraz da yolda konuşalım. Sanki tasmasını tutar gibi ensesinden tutuyor. Şedid kampı, Yusufların alındığı tek katlı yapının önünde askerler, çevrede koşuşan beyaz bir tavuk. İki asker kamyonet tarafına ilerlerken Yusuf yanında bir adamla yapıdan çıkıp duvar dibine çökmüş bekliyor. Yoldan önde bir arazi aracı, ardında bir kamyonet geliyor. Arazi aracından başı açık sakallı bir adam. Herkese hemen topla. Halife bekliyor. Tamam. Herkes kamyona. Hadi. Hadi. Yusuf da kalktı. Nereye gidiyoruz? Halifenin yanına. Elini öpüp duasını alacaksınız. Yusuf kamyonete yürüyor. Kampta yeni geldiği diğer iki sivilden başka birkaç sivil daha var. Onlar da kamyonete alınıyorlar. Aşağıda iki asker durmuş, kollarından tutup yüksek kasaya atlamalarına yardım ediyorlar. Yarım kapak aşağıdan kaldırılıp kapatıldı, yukarıdan da tente indirildi. Önden kasası boş arazi aracı hareket etti. Arazi aracı yolda geldiği yöne döndü. Kamyonetin önüne geçti tekrar.
Kamyoneti ardından hareketlendi. Toprak yolun başında kampın girişinde tüfekli iki nöbetçi, aşağıya doğru bir nöbetçi daha var. Hakkı ofisinde dosya karıştırıyor. Kapıya her zamanki gibi arkası dönük oturmuş. Efendim, Tayfun'u dövüp kapıya atmış. Ayağı fırladı. Arkadan iki kişi yürüyemeyen Tayfun'u kollarından sürüyerek içeri getirdiler. Yüzü gözü dağılmış, perişan bir halde. Cahit! Masayı yumrukladı. Sonra dönüp öfkeyle Tayfun'a baktı. Başı yana düşmüş, gözleri kapalı. Gece vakti karşı kıyı gökyüzünde yan yatmış yarım ay. Cahit üzerine hiç kan bulaşmamış halde Polat'la hastanede yürüyor. Camel rengi spor bir ceket, açık mavi gömlek, koyu renk pantolon giymiş. Ay neredeler, gelmemişler Cahit? Şimdi gelirler abi. Fırsat meselesini ne yaptın? Söylediğin gibi adam Hakkı'ya gönderdim abi. Henüz bir ses çıkmadı. Hakkı gereken mesajı almıştır Cahit. Bir süre ondan ses çıkmaz. Pusat bir ayağa kalksın, bir süre uzaklaşsın buralardan. Benim de aklım onda kalmayacak. Cahit'in telefonu. Polat ileri yürüdü kapıdan. Erhan'la giren Elif'e doğru gidiyor. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk babacığım. Sarıldılar. Baba halama ne oldu? Halan gayet iyi durumda kızım. Üzülecek bir şey yok. Martin üst kat iç balkondan aşağı bakıyor. Polat aşağıda Elif'in elinden tutmuş. Yanağından bir makas aldı. Abi, önemli bir şey var. Polat Elif'e ve Erhan'a baktı. Hadi Erhan abin seni götürsün de kendi gözlerinle gör. Hemen gidelim ne olur. Hadi git. El ele gittiler. Martin izliyor. Cahit Polat'a bir şeyler söyledi ama Martin duymuyor. Hadi gidelim. Hastaneden çıkıyorlar. Martin sol tarafa ilerledi. Zülfikar Ağa arkasına bağladığı ellerinde tesbihinin tanelerini çekmeye devam ederken gözleri jaluzinin ardındaki odada doktor ve pusata bakıyor. Bir terslik var. Zülfikar dikkat kesildi. İçerideki kadın doktor eğildi. Pusatın göğsündeki elektrotlara bakıyor. İki doktor içeri koştular. Hüsnü Bey ne oldu? Müsaade edin öğrenelim Zülfikar Bey. Pusatın başındalar. Zülfikar camın ardından merakla, kaygıyla içeri bakarken başı daha iyi görebilmek için sağa ve sola kayıyor. Hüsnü de içeride. Hemen ameliyathaneye hazırlayın. Kadın uzanıp serumun ayarıyla oynadı. Hüsnü koşar adım yürüdü. Pusat Bey acil ameliyat almış. Gene koşar adım gitti. Zülfikar öyle kaldı. İki görevli sedyeyi hızla sürüp içeri girdiler. Zülfikar gene camın önüne geçti. Biz de iyileşecek diye bekliyoruz. Nasıl olur böyle bir şey ya? Pusat'ın burnundaki hortumu çıkardılar. Zülfikar yüzü düşmüş, ağlamaklı. Dayan aslanım, dayan. Martin serum askılığını sürerek yangın hortumu dolabının yanından geçti. Köşedeki duvar girintisinde kamufle olup saklandı. Saat 2 istikametine bakıyor. Hasta önlüğünün cebinden gene telefonunu çıkardı. Yüzü telefona eğik. Telefon kulağında. Stefan aracından inmiş, yanında volt alıyordu. Açtı. Seni dinliyorum Martin. Polat Alemdar hastaneden ayrıldı. Safiye'nin kaldığı odayı da buldum. O zaman artık harekete geçebiliriz. Sizi bekliyor olacağım. Stefan indirdi telefonu. Adamlarından kaytan bıyıklı biri minibüste oturmuş bekliyor. Akşam olmuş. Polat Alemdar'ın kız kardeşine ulaşıncaya kadar içeriği kan gölüne çevireceksiniz. Kız benim. Onu alıp çıkacağız. Yürüdü. Arkasından giden adamları 8-10 kişi kadar. Irak'ta kamyonetin kasasına bindirilen sivil giyimli, çoğu sakallı, esmer, genç adamlar kamyonetin hareketleriyle sarsılarak oturdukları yerde bekleşiyorlar. Yusuf da içlerinde. Kasadakiler belki 10 kişi kadar. Gece vakti kamyonet toprak yolda iki şerit askerinin iki kenarında nöbet beklediği yolda yavaşladı. Önünden kasası boş arazi aracı ilerliyor. Hadi atlayın. Acele edin biraz.
İnanların ellerinden tutup yardım ediyorlar. Yusuf indi. Yeni gelenler iki dağınık sıra halinde durdular. Yusuf arkada, etrafını diğerlerinden daha meraklı, aranır gözlerle inceliyor. Bir binanın önüne önce iki şedid askeri çıktı. Arkalarından John geliyor. Elleri arkasında bağlı dizaltı siyah tuniğinin dik yakası düğmelenmiş. Tuniğinin üzerinde siyah cübbesi, başında siyah sarığı var. Elleri arkasında bağlı. Durdu. Gelenlerin yüzlerini tarıyor tek tek. Sanki tanıdık bir yüz arar gibi dikkatli, gözlerini kısarak, bazılarına birkaç kez bakarak Yusuf kendini saklıyor. Ameliyathanede iki doktor pusatın başında, biraz geride bir hemşire. Anestezici pusatın başında ağzına bastırdığı ağızlığa pompayla oksijen veriyor. Doktorlardan biri elindeki minik makasla müdahale ederken diğeri pense sıkıştırdığı sargı bezini zaman zaman keseye bastırıyor. Hepsi mavi önlüklü, ellerinde steril eldivenler, ağızlarında maskeler, başlarında boneler var. Hemşire alet masasının hemen sol tarafında. Makasları değiştiler. Doktor sol elinde sürekli yaraya bastırdığı metal aleti hiç çekmiyor. Makası kesik atarak açıp kapatıyor. Ne oldu? Elektrikler öyle gitti. Ben hemen bakıyorum hocam. Zülfikar iki elini iki yana açtı. Elini ceketinin iç cebine attı. Ameliyathanenin önünde bekliyor. Telefonunu çıkarıp ışığını yan tarafına tuttu. Sonra kolunu önüne doğru çekti. Çevresine bakılıyor. Leyla şaşkınlıkla tavana bakıp Safiye'ye çevirdi başını. Ne oluyor? Siz durun, ben bir bakayım. Elif de telefonun ışığını açmış. Leyla çıkıyor. Erhan odanın önünden ayrılmamış, bekliyor. Ne oluyor Erhan? Bütün binanın elektriği kesildi. Ne olduğunu biz de anlamadık. Siz kalın, ben bakıyorum. Martin uzaktan Erhan'ı izliyor. Erhan kapının önünde birkaç adımla kımıldandı ama gitmedi. Elektrikler nasıl gider? İçeride hastamız sakin var. Sakin olun. Ne yapacağız? Telaşa şimdi mahal yok. Tamam. Elektrikler birazdan ya gelecek. Allah Allah. Tamam, sakin ol. Üstünü telaşla yürüdü. Ameliyathanede sadece birkaç bilgisayarın ekranında ışık vardı. Elektrikler geri geldi. Ameliyat masasının üzerinde üçlü yuvarlak beyaz spot ışık yanıyor. Hemşire koşarak geri geldi. Hastanın nabzı düşüyor. Doktor kesi işine devam etti. Başında oksijen pompalayan kadın kaygıyla monitöre bakıp pompaya devam etti. Hemşire doktordan aldığı kanlı makası geri koyup başka bir makas verdi. İki teknisyen elektrik panosunun başındalar. Hüsnü geldi. Çabuk olun. Ne bekliyorsunuz? Ameliyathanelerin jeneratörü çalıştı. Ama hastanenin genel elektriği biraz zaman alacak. Nasıl olmuş peki bu iş? Sabotaj var. Trafo tamamen yanmış. Hüsnü hızla çıktı. Işıksız girişten Stefan ve adamları ellerini kollarını sallayarak içeri girdiler. Lobideki kalabalık şaşkınlıkla bakıyor. İçlerinde siviller, hemşireler, doktorlar. Stefan havaya ateş etti. Sonrasında adamları kaçışan insanların üzerine kurşun yağdırmaya koyuldular. Sağlı sollu çapraz ateşin içinde kalanlardan bazısı kaçmayı başarırken bazısı yere düşüyor. İçeriden koşan takım elbiseli korumalar da ateşe karşılık verdiler. İçerisi karanlık. İleriden iki takım elbiseli koşuyor. Biri silahını çekip eğildi ve saat 12 istikametini ateş etti. Stefan bir balkonun arkasına siper aldı. Üst balkondan uzanan adam ateş edemeden Stefan onu indirdi. Ne yapacağız abi? Polat arkasına yaslandı. Sert gözlerle bakıyor. Aynur'a ofiste telefonda. Hızla kalktı. Koşar adım yürüdü. Hastaneye baskın yapılmış. Çatışma devam Polat ediyor. Polat dehşetle araladığı gözleriyle ayağa kalktı. Her şey yavaş akmaya başladı. Polat KGT binasında Akif'in cam ofisindeydi. Hızla çift kanatlı cam kapıya yöneldi. Kapıyı iki eliyle itip açtı. Arkasında Cahit dişlerini sıkmış. Kolları iki yanda, bedeninden biraz ayrık. Kabadayı edasıyla yürüyor. Erhan Safiye'nin odasına girdi. Neler oluyor Erhan? Baskın var. Gelenlerin kim olduğunu bilmiyoruz. Ne? Korkma canım. Buradayım ben. Abi geliyor. Ben Elif'i güvenli bir yere götürmeliyim. Ben sizi bırakıp bir yere gitmem. Hadi Elif'ciğim, sen git. Ben buradan bir yere gidemem şimdi. Hadi. Hadi Elif, acele edin. Hadi canım.
Erhan Elif'in elini tuttu, çıkıyorlar. Erhan kapıdan önce kafasını uzattı, sağ tarafa bakıp sola döndü. Martin camlı bir kapının ardından ağzında maske onları izliyor. Erhan'la Elif sol tarafa yürüdüler. Erhan tabancasını çıkarmış. Her an gelebilecek tehlikeye hazır. Martin saklandığı yerden çıktı. Kamuflaj kıyafetinde bir değişiklik yok. Hala maskeli ve serumlu. Askılığını da beraberinde çekiyor. Bölgede çatışma devam ediyor. Stefan'ın adamı sağına doğru ateş etti. Takım elbiselilerden biri daha vuruldu. Öneri boşaldı. Stefan ve adamları ilerlediler. Birkaçı kapının girişinde nöbetçi kaldı. Yürüyen merdivenlerin yürümeyen bantlarından koşarak yukarı çıkıyorlar. Buraları tutun. Hiç kimse geçmeyecek. Kata sağlı sollu dağıldılar. Stefan tek başına düz devam etti. Ateş eden Zülfikar Ağa ve Hüsnü. Lobideki adamlardan biri vuruldu. Zülfikar kendisini kırmızı deri bir koltuğun arkasına attı. Bıyıklı bir adam kolonun ardında. Zülfikar Hüsnü'ye eliyle iki işaret verdi. Hüsnü kafa salladı. Zülfikar balkondan ateş edene karşılık verdi. Hüsnü kolonun arkasına saklanmış adama ateş ediyor. Zülfikar sağ omzundan vurulup geri kaçtı. Acıyla büzüştü olduğu yerde. Hüsnü ateş ederek onun yanına koştu. Bu sırada kolonun arkasındakini de vurdu. Hüsnü Bey, kim bu Yezidler? Kim oldukları önemli değil. Önemli olan Fuat Bey'in ailesinin burada olması. Teknisyenler elektrik panosunda çalışıyorlar. Bir tanesi fener tutarken diğeri işinin başında. Daha bitmedi mi? Elimizden geleni yapıyoruz. Sesleri duyunca teknisyenlerden biri tabancasını alıp kalkmak istedi. Siz işinize devam edin. Tabancasını çıkarıp yürüdü. Elektrik dairesi tabelası olan odadan namlusunu ileri doğrultmuş halde koşarak çıktı. İleride banko çevresi Stefan'ın adamlarıyla dolmuş. Birini indirdi. Erhan yerinden çıktı, uzun beyaz bantonun ucunda yere çömeldi. Karşıda kalın köşeli kolonun arkasında iki adam var. Bir biri bir diğeri ateş edip saklanıyorlar. Erhan bir fırsatını bulup geri geri koştu ve bir kolonun ardına attı kendini. Erhan'ın şarjörü bitti. Yeni şarjör taktı. Adamlardan solda olan düştü. Erhan gene koşup kolonun ardından çıktı ve kısa bir çekmeceliğin ardına geçti. Yerinden çıktı. Fütursuzca saklanmadan durup adam çıkınca hemen indirdi. Ameliyat devam ediyor. Nabız alamıyorum. Hastayı kaybediyoruz. Defibrilatör. Makinedeki çizgi yavaş yavaş düzleşiyor. Aletleri hızlıca masaya koydular. Biri pusatın üstündeki örtüyü açıp göğsüne hazırladı. Biri elektroşok için dikdörtgen metal kaşıkları düzlenmiş aldı. Birisi metal kaşıkların düz metal yüzeyine jel sürdü. Plastik kollardan tutan doktor jelli metal yüzeyi pusatın göğsüne koyup elektroşok verdi ama çizgiler değişmedi. Tekrar jellendi. 200 jül. Elektrikler geri geldi. Yerlerde ölüler. İleride mavi önlüklü bir doktor yerde. Martin merdivenlerde durmuş. Stefan geldi. Safiye iki kat yukarıda, en sondaki odada. Sağ ol Martin. Bu iyiliğini unutmayacağım. Acele etmelisin. Stefan eliyle Martin'in kolunu sıkıp koştu. Sağ elinde tabancası, namlusu yere bakar halde hazır. Hastane koridorunda ileride cam önünde iki koltuk, aralarında yeşil bir süs bitkisi. Sağ yanda ortasından gri metal bir şerit geçen camsız ahşap oda kapıları. Yan taraflarındaki küçük tabelalarda oda numaraları yazıyor. Tabelalardan birinde 521A yazılı. Elif o odada. Korkulu, ürkek, eliyle duvara tutunup minik adımlar atarak kapının önüne geldi. Sol eli kapıda, nefesini tutmuş bir halde dışarıyı dinliyor. Turuncu tişörtünün eteklerini çekiştirerek omuzları kalkık, kasılmış bir halde geri yürüdü. Bozulmamış yatağın yanındaki sandalyenin önünde durdu. Başını kaldırıp tavana bakındı. Eğilip yatağın örtüsünü kaldırdı, altına bakıyor. Siyah ayakkabı giyili bir çift ayak koridorda ilerliyor. Leyla Safiye'nin odasında kapının önünde. Biri geliyor. Gel.
Elinde tabanca dışarıyı dinliyordu. Geri geri adımlamaya başladı. Namlusu ve yüzü kapıya dönük. Safiye yataktan kalkamıyor. Oda planında kapıdan girince yatağın ayak ucu görünebiliyor. Biraz yürüyünce oda sola doğru genişlemekte. Yatağın baş ucu ve dolaplı kısımsa orada. Leyla dolabın köşesine saklandı. Erkek eli kapının koluna uzandı. Leyla koldaki hareketliliği görünce kafasını hemen geri çekti. Safiye'ye baktı. Safiye'nin yüzü kireç gibi. Kapıyı açan bıyıklı adam, tabancası hazırda, yavaşça ilerliyor. Leyla aynadan gördü onu, eli tetikte, hazır bekliyor. Adam yürüdükçe yatakta yatan Safiye'yi gördü ve tabancasını indirdi. O anda Leyla çıkıp adamı vurdu. Adam kapının ağzına yığıldı. Leyla dönüp tekrar Safiye'ye baktı, eli tetikte, namlusu kapıya dönük bekliyor. Stefan koridorda durup kapının ağzında yatan adamına baktı. Mavi gözlerini kısmış. Kendi kendine düşünerek kafa sallıyor. Çek. 200 şu. 250'ye getir. Kaşıkları jellediler. Şok etkisiyle pusatın bedeni sarsılıyor. Şok sırasında kimse pusata dokunmuyor. Makinedeki çizgi hala düz. Doktorlar birbirlerine baktılar. Şok aletini tutan doktor ellerini indirdi. Anestezici oksijen maskesini pusatın ağzından çekti. Polat kaşları çatık, yüzünde öfke dolu bir nefret ve hastanenin döner camlı kapısından içeri giriyor. Arkasında Cahit. Polat iç balkondakini tek atışla indirdi. Lobinin ortasında "Kalite güvendir" yazılı yuvarlak bir pano. Üstüne arkasına saklandıkları kırmızı deriden masaj koltuğunun ardından kalkıp doğruldu. Zülfikar sırtını bir köşeye vermiş. Merdiven başında biri. Polat indirdi. Merdivenler yürümeye başlamış. Polat sol belindeki ikinci tabancasını da çıkararak merdivenin bandına geçti. Hemen ardındaki basamakta ise Cahit. Polat'a sırtını verdi. O da Polat gibi iki elinde iki tabancayla kollarını iki yana açtı. Mustafa Cahit'in görüş alanından gelen biri vurulup düştü. İkili çift yönlü ateş ediyor. Merdiven hala yükseliyor. Tuvaletlerin olduğu taraftan biri çıktı. Diğer taraftan biri. Polat kollarındaki geniş açıyı daralttı. Namluları artık daha ileri bakıyor. Cahit'in kolları hala iki yana açık. Leyla kapıya dönük namlusuyla gözlerini bir an ayırmadan dikiliyordu. Yürümeye başladı. Leyla. Dikkat et. Leyla zaman zaman arkasına Safiye'ye bakarak usulca ilerliyor. Adamın ayağının üzerinden geçti. Önce kafasını uzatıp sağ yanını kontrol etti. Ürkek, acele etmeden, yavaş, hızla sağa dönüp koridora çıktı. Karşısındaki iki adam tabancalarını kaldırıp biraz hızlı teslim oldular. Sanki Leyla'yı bekler gibiler ama bir anda Leyla'nın ensesine bir tabancanın namlusu dayandı. Sakın hareket etme. İndir silahını. İndirdi. Stefan aldı. Yürü. Omzundan itti. Safiye yatakta oturduğu yerden kapıya bakıyor. Teslim olmuş numarası yapan iki adamdan biri kapıdaki ölüyü kollarından tutup çekti. Diğeri kapıda. Merhaba Safiye. Kimsin sen? Ne istiyorsun bizden? Hemen alın. Gidiyoruz. Cahit bir kapıyı açtı. Kapıdakilerden birini vurdu, diğeri koştu. Onu da Polat indirdi. Stefan tabancasını kapıya çevirince Leyla bir gayretle dönüp iki elini birden tabanca tutan ellerine indirdi. Tabancayla birlikte ikili yere düştüler. Safiye kaygıyla kımıldandı. Yerde Leyla ile Stefan arasında tabancayı alma mücadelesi yaşanıyor. Stefan aldı ve Leyla'yı kenara itti. Leyla? Stefan namlusunu Leyla'ya çevirdi. Leyla yerde. Sorun çıkaran kadınlardan nefret ederim. Polat kapıda. Stefan göğsünden vuruldu. Safiye irkilip gözlerini yumdu. Cahit Polat'ın hemen arkasında.
boynuna sarıldı. Cahit hızla ilerleyip önce yatağın yanındaki tabancayı aldı, uzaklaştırdı. Sonra Safiye'ye bakıp doğruldu. İyi misin Safiye? İyiyim. Elif'in kaldığı 521 A numaralı odanın olduğu hastane koridoru. Martin yavaş yavaş odaya doğru ilerliyor. Etrafta kimseler yok. Martin kolundaki serumu çıkardı. Askılığı bir kenara doğru itip yürümeyi sürdürdü. Maskesi hala ağzında. Oda kapısına geldi. Kulağını yaklaştırıp içeriği dinledi. İçeri girdi. Leyla Polat'ı saran kollarını gevşetti. Polat gözleriyle odayı taradı. Elif nerede? Safiye irkilip Cahit'e baktı. Cahit gergin. Leyla'ya çevirdi başını. Herkes birbiriyle bakışıyor. Leyla'nın gözleri dolu dolu. Polat şaşkınca ileride boşluğa doğru bakıp aklına gelen düşünceyle önce gevşedi, sonra şokla kas katı kesildi. Karanlık. Bu dizinin betimlemesi Kanal D tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com. Sesli Betimleme metin yazarı ve seslendiren Emine Koli var. Altyazılar Bülent Temur, Tugay Çiftçi, Gülay Yılmaz, işaretleri Hasan Hüseyin Korkmaz, son kontroller Hulya Akbaba, Beliz Coşar, Samet Demirtaş, teknik yapım Derya Kuvezi, Umut Doğan, yönetmen Doğan Yiğit Karaca, bölüm oyuncuları Yusuf Doğan Güney Gönül, Makbule Meyzinoğlu, Suha, İsmail Aydın, Kenan, Batuhan Güney, Stefan, Okan İlhan, Harun, Zeki Yıldırım, Tayfun, Tevfik Erman Kutlu, yapımcı Pana Film, senaryo Pana Film Yazım Grubu, senaryo danışmanı Ökten Başol, uygulayıcı yapımcı Sadi Can Polat, ikinci yönetmen Selahattin Sancaklı, yapım koordinatörü Fahrettin Kayaoğlu, görüntü yönetmeni Mustafa Kuşçu, müzik Gökhan Kırdar, kurgu yönetmeni Barış Kılıç, yardımcı yönetmen Evrim Öney, sanat yönetmeni Polunay Türköz, kas Aslı İsmailoğlu, kastin kostüm şefi Didem Umurhan. Bu bölümü www.kanalday.com.tr'den izleyebilirsiniz. Düşünce ve önerileriniz için izleyici temsilcisi @kanalday.com.tr 0212 478 0088 yazdı. www.kurtlarvadisi.com www.panafilm.com